Emre, lütfen. Öyle bir sevgi göstererek beni mutlu etmiyorsun Sıla. Aksine senin bu sevgin beni eziyor. Benim senden beklediğim bu değildi. Ben senin hayatımı tamamlamak istedim. Bana hasta bakıcılık etmen değil. Lütfen böyle konuşma. Beni kendinden uzak tutma Emre. Bırak yanında kalayım. Sevmek için illaki birlikte olmak gerekmez. İnsan tek başına da sevebilir. Ben bugüne kadar ne yaptıysam senin için, seni sevdiğim için yaptım. Şimdi de bu yüzden sana git diyorum. Kendi hayatına da. Sıla. Hadi Sıla. Hayat beklemez. Emre. Ne yapın edin öğrenin. Bu şirket kimin? Amaçları ne? Sadece öğrenmek yetmez. Yılanın başını küçükken ezmek gerek. Ha ben karışmış olmayayım. Ağamız daha iyi bilir. Bu işin sadece yatırım olmadığı aşikar. Bunu yapan kimse bizim düşmanlığımızı da göz önüne almış demektir. Gerçi adamların kim olduğunu araştırıyoruz. Birkaç güne kalmaz ortaya çıkar. Ellerinde ne kadar toprağımız varsa hepsi geri alınacak. Öyle ya da böyle. Eğer orada bir fabrika kurulacaksa, onu da biz kuracağız. Dilaver aradı bugün. Yusuf Kahya haber vermiş. 5 aile çalışamayacaklarını bildirmek için konuşmaya gitmişler. Aslını öğrenememişler ama kocaları fabrikada çalışacaklarmış herhalde. Başları boş kalınca olacağı buydu işte. Bugün 5, yarın 15 aile. Önü kesilmezse bu işin arkası çorap söküğü gibi gelecek. Böyle böyle bozacaklar bütünlüğümüzü, dirliğimizi. Merak etme amca. Kimsenin bunu yapmasına müsaade etme. Biz bir aileyiz. Ben de bu ailenin başı olarak kimsenin bizi parçalamasına müsaade etmeyeceğim. Nele şükür. Uyandı aslan parçası. Sıla çıktı mı anne? Şimdi çıktı oğlum. Aranızda bir şey mi geçti Emre? Sıla çıkarken hiç iyi görünmüyordu. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Olur mu? Peki Emre. Bir ihtiyacın olursa seslenirsin. Ne ağzımın tadı var, ne canda huzur. Gönül nasıl derin bir kederde. Aşkından ümit
kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin sohbete geldi de. Sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan. Azadım hadi sene. Anamlar şimdi hadi diyecekler, kalacağız böyle. Azat kime diyorum ben? E hadi giyin. Azat. Ben hazırım Narin'im. Sen süsünü püsünü bitir. Çıkalım. Ne yani? Sen bu kılıkla mı geleceksin? Ne varmış kılığımda? Etme Azadım ya. Hadi şu hazırladıklarımı giyiver de çıkalım. Narin'im. Sen böyle eskiden benim giyimime kuşama pek karışmazdın. Ne oldu, buralar hepimizi değiştirdi değil? Azat ne alakası var değişmekle? Hem sen de seviyordun bu giysileri. Şimdi niye giymiyorsun? Üstünü değiştirsen ne olur be Narin'im? İçindeki adam olup bir işi beceremedikten sonra. Celil, bir de yakana bakacağım. Dur. Ay vallahi Celil, delikanlı gibi oldun ha. Ya yeter abeder ha. Sabahtan beri ötemi beremi elledin durdun yani ha. Yok yakanı çekiştireyim, yok paçana bakayım. Bilmeyen de zannedecek ki damat benim ha. Sana da yaranılmıyor Celil. Ne yapayım? Benim de heyecandan elim ayağıma dolandı. Allah Allah. Anne, az bir baksana bana. Kızım Narin, niye oradan sesleniyorsun? Gel içeri yavrum. Ay Narin, ne kadar güzel olmuşsun yavrum. Ne kadar yakışmış bu elbise sana. Değil mi maşallah? Allah nazardan saklasın. Hazırsınız değil kızım? Ben hazırım da. İyi. Ya anne, Azat inat etti. Hazırladıklarımı giymiyor. İlla o eskileriyle gidecekmiş. Yahu gelin kaynana, aklınızı bütün gün kılık kıyafetle bozdunuz ya. Bırakın Azat ne ister, sonra giysin rahat rahat. Ne istiyorsunuz bizden ya? Tamam değil mi? Bana bak Celil Efendi, burası bizim köyümüz değil. Ne gerekiyorsa o giyilecek. Laf etmenin alemi yok. Allah Allah. Kızım sen...